Bunlar benim projemin en küçük boyutlu olan parçaları. Bir kısmını size göstereceğim ve neden burada YouTube'da kendimi ve işlerimi size anlatıyorum? Amacım nedir? Sanatçılar nasıl yaşar? Nasıl hayatta kalır? Biraz da bu konular hakkında konuşacağım. Hepimizin merak ettiği o soruyu sorarak başlıyorum. Bir sanatçı olarak nasıl hayatta kalınır? Yalnızca hayatta kalmak değil, aynı zamanda bir sanatçı olarak gelişmek için yaşantımızda nelerin olması gerektiğini sormak lazım diye düşünüyorum. Öncelikle beni izliyorsan ve sen de hayatta kalmaya çalışan bir sanatçıysan ya da sanatın herhangi bir alanında kariyer yapmayı hedeflediysen sana diyeceğim şu. Bu işler senin ve yaratıcı sürecini en iyi sen bilirsin. Çünkü tüm bunlar senin atölyende gerçekleşti. İşin aslı bunun sonrasında, yaptıklarını halka sunmaya hazır olmakta. Şu an benim yaptığım gibi yani. Yıllar geçtikçe bir sanatçı olarak başarılı olmanın izleyicileri her daim oyunda tutmakla ve tüm bu yol boyunca neler yaptıklarınızı onların anlamalarını sağlamakla geçiyor. Bunun için de kendinizi şartlar ne olursa olsun erişilebilir kılmak gerekiyor. Kim ne derse desin bu böyle. Yaptığımız işlere, sanatımızı herkese ağırlamamız gerek. Ne yaptığımızı, amacımızı ve işlerimizle ne yapmaya çalıştığımızı herkesin anladığından emin olmak istiyoruz. Sanatınızı öyle basitçe ortaya çıkarıp çok az veya hiç çaba sarf etmeden insanların bir şekilde önemi hakkında kendi başlarına konuşmalarını bekleyemezsiniz. Yaşadığımız bu çağda işler çok değişti. Sanatınızı halka göstermenin ve sanatınızla ilgili halka açıklama yapmanın amacı ne? Sanatınızın hakkında söyleyecekleriniz çoğu zaman sanatın kendisi kadar önemlidir. Özellikle çağdaş sanat için. İzleyiciyi sanatınıza, günlük yaşantılarının kalitesini olumlu yönde etkileme ve yükseltme potansiyelini göstererek dahil etmelisiniz. Sanatımın katkısının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok diyorsanız, ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını düşünmek için zaman harcadığı halde bir şey bulamayan bir sanatçı hiç görmedim. Sanatınız birileri için ne kadar çok değer ifade ederse o denli yaşamlarının bir parçası olmasını isterler. Tüm bu yol boyunca insanların herhangi bir yerde kaybolmamaları ve kafalarının karışmamasını sağlamak için bu süreçte onlara rehberlik etmek adına aktif olmak şart. Onlara sadece sanatınıza bakmak ve yaratım amacınızı anlamalarını sağlamak gibi sebepler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda koleksiyonlarına sizi eklemelerine ya da çalışmalarınızı temsil etmeleri için ikna etmelisiniz. Sanatın, sanatçı ve izleyici arasındaki işbirliğine dayalı bir çaba olduğu bir gerçek. Sanatından, yaptığı işlerden bahseden bazı sanatçılar görüyorum, sadece kendi haklarında konuşuyorlar. Neden yaptıkları, yaparken neler hissettikleri, hayatlarını nasıl zenginleştirdiklerine dair bir şeyler duymak istiyoruz. Şunu unutmamak gerekir ki biz sanat üreten insanlar da birer izleyiciyiz. İzleyicinin görmek istediği sanatın hayatlarına nasıl değer katabileceğini bilmektir. Başka bir deyişle sanatınızı yaratırken elde ettiğiniz tüm o harika ve fantastik faydaların nasıl gerçekleştiğini bilmek gerekir ki böylece hepimiz bundan zevk alabilelim. Örneğin ben 2 metrelik tuvallere portreler yaparken niye 10 santimlik tuvalciklere resim yapıyorum? Çünkü insanlar arasındaki kültür ve statü farkını tuval boyutunun temsil etmesini istiyorum. Sanat eserine verilen değerin gerçek anlamda üzerine harcanan zaman mı, fikir mi ya da harcanan malzeme kalitesi mi bunu sormayı amaçladığım için yaptığım bir seri aslında bu. İşlerinizi halka tanıtmaya başladınız, sanat galerilerinde, sosyal medyada ya da sanat sitelerinde. Fakat düşünülmesi gereken bazı sorular var. Bizim için ne yapacak? Bunlara sahip olmaya değer kılan şey ne? Bu işleri neden evime ya da ofisime asmalı ve her gün bakmalıyım?
bu iş benim hayatımı nasıl daha iyi hale getirecek? Bu sorular insanların ortaya çıkıp biz sanatçılara soracakları sorular değil elbette. Ama sanatınızı yaşamlarında olup olmadığına dair ciddi olarak düşündükleri ve gördüklerini sevdikleri zaman kendilerine sordukları gerçekten önemli olan sorular bunlar. Cevaplarınız ne kadar fazla yayılırsa ve olumlu etkileşimler ne kadar uzun sürerse, hayran kazanma, satış yapma ve yaptığınız işte en iyi olma şansınız o kadar yüksek olur. Şimdi bazılarınız şöyle bir şey söyleyebilir. İyi de yaptığım işleri bir sürü insan ilk bakışta beğeniyor zaten ve ben senin bu söylediklerini yapmadım bile. Beğeni bu işin çok küçük bir adımı. Sahiplenmek için yol boyu yürümek gerek. Tüm bu kendini ifade etme biçimlerini aktardığınızda insanlar sizle iletişime geçecek ve sizi bir sanatçı olarak tanımak isteyecekler. Sanatınızın ne anlama geldiğini, nasıl yaptığınızı, neden o renkleri kullandığınızı bilmek isteyecekler. Bunu bir iş görüşmesi, mülakat gibi düşünebilirsiniz aslında. Sizinle sanatınız hakkında konuşmaya zaman ayıranların hemen hemen hepsi neyi temsil edip etmediğinizi bu konu hakkında söyleyeceklerinizi de anlayacaklar. Onlar için kim olduklarının bir parçası haline gelip gelmediğinize karar verme süreci bir yerde. Sanatınızı sunmanın bir diğer önemli yolu onu diğer sanatlardan ayırabilmektir. İnsanlar neden diğer sanatçıların aksine sizin sanatınıza dikkat etmeli? Sanatınızı başkasının sanatından daha iyi ya da sahiplenmeye değer kılan şey ne? Sizin dikkat çeken tarafınız nedir? Hangi nitelikleri veya özellikleri onu benzersiz kılar? Sanatınızı gerçekten ayırmanız gerekir. Böylece insanlar bunun sadece soyut veya figüratif resim ya da manzara veya heykel olmadığını görebilmeliler. Ve en önemlisi, bunu sanatçılara ve çizerlere söylüyorum. Lütfen insanların yalnızca %2'sinin anlayabileceği elitist sanat jargonunu kullanmaktan vazgeçin. Hiçbir anlamı yok. Üstün sanat bilginizle insanları etkilemeye ya da onlara hükmetmeye gerek yok. Özetle amacımız yalnızca insanların yaşamlarını ve çevrelerini güzelleştirme ve iyileştirme değil. Sahip olduğumuz üretme yeteneğiyle beraber bir araya getirme, teşvik etme ve bireyler arasında köprü görevi sağlamak aslında. Sanatçılar biliyorsunuz ki duyguları ifade etme, duyguları uyandırma, hassas sorunları keşfetme ve sanatlarıyla güçlü açıklamalar yapma becerilerine ve yeteneklerine sahip olmalı. Sanatınızı diğer insanlara ulaşmanın, onları etkilemenin, kendi benzersiz bakış açınızı sunmanın ve başkalarını yeni veya farklı şekillerde görmelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak düşünmeniz gerek. Bilinen bir gerçek vardır ki sanat engelleri yıkar. İnsanları bir araya getirir ve bize, birbirimize ulaşma izni verir. Hatta daha kolay ulaşmamızı bile sağlar. Sanat bazen zor ya da hassas konular hakkında yüzleşmemize bile izin verir. Anlayacağınız bir sanatçı olarak hayatta kalmak gerçekte budur. Fark yaratabilmek ve herkesin yararına çalışan bir katkı sağlamak. Şimdi internet çağında yaşadığımıza göre yaptıklarımızı nasıl sunmamız gerek? Şu an olduğu gibi evet, YouTube kendimizi ifade etme açısından çok güzel bir platform. Ama insanlar sizin web sitenize girdiklerinde ya da sosyal medya hesaplarınızdaki galerilerinize tıkladıklarında ilk 30 saniye neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Eğer onları 1 dakika veya üzerinde sayfalarımızda tutabilirsek büyük başarı sağlarız. Bu çok daha uzun bir konu ve ben de bu konunun YouTube kolunda henüz başlardayım. Bir başka videomda bu konudan ve pazarlamadan bahsedeceğim. Videomu çevrenizdeki sanat alanında kariyer yapmayı isteyen herkesle paylaşmanızı rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.